Her plaj gezisi huzurlu olmayabilir. Alışılmadık karşılaşmalar, çirkin olaylar ve inanılmaz yaratıklar kendini gösterebilir. İşte kayda alınmasa kimsenin inanamayacağı plaj olaylarından bazıları. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Dev okyanus güneş balığı. Kısa bir süre önce Sudan açıklarında 2000 kilodan daha ağır dev bir okyanus güneş balığı yakalandı. Balık ağına takılan bu canlı kayayı taşımak için bir vinç gerekti. Balık 3,2 metre uzunluğunda ve 2,9 metre genişliğindeydi. O kadar büyüktü ki neredeyse 1000 kilogramlık tartıyı kıracaktı. İspanyol deniz biyoloğu Enrique Ostale, Guardian'a yaptığı açıklamada bu büyüklükte bir okyanus güneş balığının sadece kitaplarda olduğunu söyledi. Bu güneş balığı eşsiz ismini güneşlenmek için deniz yüzeyine çıkma alışkanlığından alıyor. Güneşlenmek ve hiç güneş yanığı olmamak güzel olmalı. Büyük burunlu deniz canavarı. 5 Ocak'ta Bremen'de birkaç balıkçı güne başlamaya hazırlanırken 8 metre uzunluğunda bir köpek balığı leşi buldular ve bu neredeyse bir kamyonet büyüklüğünde. Ölüm nedeni hala bilinmiyor. Bu köpek balığının bilimsel adı Ceterindus maximus, yani en büyük deniz canavarı. Bunlar balina köpek balıklarından hemen sonra gelen en büyük ikinci balıklardır. Korkutucu görünümlerine ve büyük boyutlarına rağmen insanlar için zararsızdırlar ve çoğunlukla ağızları açık bir şekilde ilerleyerek deniz suyunu solungaçlarından süzerek beslenirler. Sadece planktonlar ve diğer küçük deniz canlılarını tüketirler. Devorphos. Bu dev bir kayaya benzeyen balık sahilde ölü bulundu. O kadar ağırdı ki taşımak için bir vinç gerekiyordu. Bu balık kırmızı gelgit nedeniyle sahile vurdu. Kırmızı gelgit olayı deniz yaşamına ciddi zarar verebilecek zararlı deniz yosunlarının çiçek açmasıdır. Her ne kadar bu yaratık kabuslara konu olsa da sahile gelenler bu devi oldukça büyüleyici buldular. Böylesine büyük bir balığın bu şekilde öldüğünü görmek gerçekten üzücü. Jelly Blob. Böyle bir şeyle karşılaştıysanız ilk düşünceniz ne olurdu? Ekim 2018'de bilinmeyen bir yerde çekilen bir klip sahilde devasa bir deniz anası türü blobu gösteriyor. Bu blobun gerçek doğasını anlamaya çalışırken yapmak isteyeceğiniz son şey ona dokunmak ya da onu tutmak olurdu. Bu yerliler de meraklarından dolayı bunu yapmışlar. Oldukça garip görünmesinin yanı sıra aynı zamanda oldukça da tehlikeliler. Deniz anasından uzaylıya kadar herhangi bir şey olabilir ve iğnesi oldukça ölümcül olma potansiyeline sahip. Mavi yüzgeçli orkinos yakalayan kız. Bu büyüklükte bir orkinos yakalamak ortalama bir balıkçı için muhtemelen hayatın lavı olurdu. Şubat 2022'de sosyal medyada yayınlanan görüntüler Florida açıklarında 1000 kiloluk devasa bir mavi yüzgeçli orkinos yakalayan bu kızı gösteriyor. Bu av bir grup balıkçının koordineli çabaları ve bir David'in yardımıyla gerçekleşmiş. Bu av hem bir servet değerinde hem de balıkçının becerilerini gösteriyor. Kızgın su aygırı kovalamacası. Kimse bu su aygırıyı kimin ya da neyin kızdırdığını bilmiyor. Ama su aygırının kızgın olduğu çok açık. Haziran 2021'de çekilen video, Kenya'daki Victoria Gölü'nde turistleri taşıyan bir tekneyi kovalayan inanılmaz öfkeli bir su aygırını gösteriyor. Bölgeyi keşfetmeye koyulmuş olan turistler birkaç metre ötede onları izleyen bir su aygırı tarafından takip ediliyordu. Bir anda bu dev hayvan dayanamadı ve oradakileri kovalamaya başladı. Teknenin zamanında çalışmadığını ya da motorun bir nedenle durduğunu düşünün. Bu gerçekten korkunç olurdu. Sörfçü köpek balığıyla savaşıyor. Suda olmayı ne kadar severseniz sevin, bu olay kesinlikle herkesi travmatize edecektir. Video Temmuz 2015'te Güney Afrika'da düzenlenen bir dünya sörf yarışması sırasında çekildi. 3 kez dünya şampiyonu olan Avustralyalı Mick Fanning kendisine arkadan yaklaşan bir köpek balığının saldırısına uğradı. Hayatta kalmak için umutsuz bir girişimde bulunarak köpek balığına birçok kez vurdu. Sörf tahtasını köpek balığının ağzına sıkıştırdı ve yara almadan kurtulmayı başardı. Olaydan kısa bir süre sonra sörf yarışması iptal edildi. Yüzlerce balinanın karaya vuruşu. 13 Ekim 2022 tarihinde yaklaşık 500 pilot balina Yeni Zelanda'nın Chatham Adaları'nda kıyıya vurdu. Uzmanlara göre bu balinalar gruplar halinde seyahat ettikleri için hızla yayılabilen bir hastalık nedeniyle öldüler. Hastalandıklarında okyanus akıntılarındaki yüksek gelgitlerde yüzemezler. İki grup balina karaya vurdu ve yüzlercesi kısa bir süre sonra öldü. Bazılarına ise maalesef ki ötenazi uygulandı. Bilim insanları bu olayların başlıca sebebinin iklim değişikliği olabileceğini düşünüyor. Yunus cesedi yiyen köpek balığı. Doğanın acımasız vahşi anlarına tanıklık etmek bile hayvanat bahçesi dediğimiz yerden daha iyidir. Güney Kaliforniya kıyılarında 2020 yılında çekilen drone görüntüleri öğle yemeğinin ortasındaki bir yunusun kanlar içindeki leşini parçalayan büyük beyaz köpek balığını gösteriyor. Ne kadar korkutucu olsa da köpek balıkları okyanusun temizlikçileridir. Bir yırtıcının doğayı dengelemedeki rolünü oynadığı bu gibi anlar oldukça nadiren görüntülenir. Bilinmeyen deniz organizması.
belki de düşen bir UFO'ya ya da başka bir şeye aittir. Ekim 2012'de bölge sakinlerinden biri tarafından çekilen bir klipte Avustralya'nın Tenhavi sahilinde bulunan tuhaf görünümlü bir organizma görülüyor. Bildiğimiz uzaylı çizimlerine çok benzeyen bir vücuda sahip küçük bir insan figürüne de benziyor. Bu tanımlanamayan uçan cisimlerden ya da dairelerden biri. İçinde bu cisimle birlikte biri yere düşmüş olabilir mi? Klibe yakından bakarsanız sanki hala yaşıyormuş ama belki de ağır yaralıymış gibi görünüyor. Videonun kaynağına göre bu şey deniz araştırmaları kapsamında gözlem altına alınmış ve bölgeye giriş çıkışlar yasaklanmış. Gemideki orman. İklim değişikliğinin artan etkileriyle birlikte yüzen ormanların ihraç edilmesi fikri çok faydalı ve ilginç olabilir. SS Airfield batığı terk edildikten sonra doğal olarak yüzen bir ormana dönüşen 108 yıllık bir gemi. 1140 tonluk devasa bir gemi olarak inşa edilmiş ve 1911 yılında denize indirilmiş. Dünya Savaşı sırasında Pasifik bölgesinde konuşlanmış Amerikan birliklerine hizmet etti. 6 ila 10 yıllık bir hizmetin ardından kömür taşıyan gemi emekliye ayrılmış ve daha sonra bir daha dönmemek üzere bir körfeze gönderilmiş. Gemi bir zamanlar hareketli bir ticaret merkezi olan ancak daha sonra gemi söküm alanına dönüştürülen koyda yatmakta. Bir zamanlar kömür taşımak için kullanılan hizmet dışı bırakılmış gemiler ağaçlarla dolana kadar terk edilmiş durumda. Timsah kovalamacası. Mayıs 2021 tarihli bu video, Florida'daki tropikal bir sulak alanda gün doğumunda tarpon avlarken hayatının en korkunç anını yaşayan 22 yaşındaki bir genci gösteriyor. Şansına bir balık yakalamayı başarmış ama işler o an çığırından çıkmış. Yakaladığı balığı çıkarmaya çalışırken devasa aç bir timsah onu takip etmeye başlıyor ve genç adam birden neye uğradığını şaşırıyor. Neyse ki bu ürkütücü sürüngen onu kovalarken kaçmayı başarmış. Klipten saniyeler sonra ise timsah suya geri dönüyor. Timsahın vücut diline bakılırsa kendi bölgesinin işgal edilmesinden hoşlanmıyor. Dev deri sırtlı deniz kaplumbağası. Daha önce bu kadar büyük bir kaplumbağa görmediyseniz muhtemelen içine kapanık olduğu içindir. Ekim 2018'de bilinmeyen bir kaynak tarafından yüklenen bu video bulunan devasa bir deniz kaplumbağasını gösteriyor. Kaynağa göre bu nadir görülen manzaraya bakmak için şok içinde toplanan kalabalık kaplumbağanın suya geri dönmesine neden oldu ve dakikalar sonra kayboldu. Köpek balığı şişme bota saldırdı. Büyük beyaz köpek balıkları avlanma konusunda ünlerini giderek arttırıyorlar. Nisan 2014'te Güney Afrika'nın Midye Körfezi açıklarında çekilen videoda birdenbire ortaya çıkan meraklı ve muhtemelen aç bir büyük beyaz köpek balığı görülüyor. Airfield teknesini jilet gibi keskin dişleriyle ısırırken teknedeki insanları gözlüyor. Teknenin keskin nesnelere karşı ne kadar kırılgan olduğu düşünüldüğünde şaşırtıcı bir şekilde sağlam kalmış ya da en azından batmamış ki bu tam bir kabus olurdu. Eğer böyle bir yerde yakın zamanda yerken açacaksanız şişme botlardan kaçınmak isteyebilirsiniz. Sahilde bir boğa. Normalde plaja gitmenin amacı doğanın ve huzurlu manzaranın tadını çıkarmaktır. Ama bu plajda değil. Ekim 2017'de çekilen bir videoda kısmen zapt edilmiş bir boğa yerel halk gösteri yaparken etrafta koşuşturuyor. Bu durum oldukça tehlikeli olsa da adrenalin tutkunlarının hayatlarının en güzel anlarını yaşamalarına engel olmuyor. Uygun önlemler alınmadığı takdirde bu durum korkunç bir trajediye dönüşebilir. Zombi balık. Bir balıkçı bir grup ölü balık buldu ve bildiği numara sayesinde onları hayata döndürmeyi başardı. Vantuz ağızlı yayın balığının kış uykusuna yattığı, vücutlarının kupkuru ve ölü hale geldiği ancak üzerlerine su döküldüğünde geri geldikleri bilinmekte. Şanslı kadın jet ski'den kaçıyor. Bu video şansın ve içgüdülerin bazen ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu kızlar plajda normal bir gün geçirirken jet ski üzerinde fotoğraf çekiniyorlardı, aniden başka bir jet ski çıkageldi. Neyse ki jet ski'deki kız tam zamanında inerek kendini hastanelik olmaktan kurtardı. Eğer kendisine doğru gelen jet ski'yi fark etmeseydi neler olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Nadir albino balina. Arada sırada internette karaya vurmuş bir kambur balinanın videosuna rastlıyoruz. Devasa olduklarını hepimiz biliyoruz ama hiç beyaz bir kambur balina gördünüz mü? Beyaz renkli bir cilde sahip olmalarına neden olan albinizm, melanin eksikliğinden kaynaklanmakta. 16 Haziran 2022'de Avustralya'nın Victoria eyaletinin doğusundaki Malakuta sahilinde albino bir balina leşi karaya vurdu. Yetkililer tarafından dişi bir kambur balinaya ait olduğu söylendi. Avustralya'da sahil yok oldu. 2018 yılının Eylül ayında Inskip plajının büyük bir bölümü okyanus tarafından yutuldu. Korkmuş ziyaretçiler şaşkınlık içinde kalmış ve bu olay gerçekleşirken kayıt altına almışlardı. Karadaki kayma yaklaşık 300 metre ile benzerlerinin en büyüğüydü. Bu olay Queen's Island, Avustralya'da aynı bölgede meydana gelen 3. olay olmuştu.
Şanslıyız ki bu Avustralyalılar bu anı kameraya almayı başarmış. Denizden gelen hediye. Bir sabah Lanaok Adası'nın güzel sahilinde denizden çocuklara bir hediye geldi. Binlerce Kinder yumurtası denize vurmuştu. Plastik denizin ekosistemini bozabileceği için çevreciler hemen işe koyuldu. Ancak tüm yumurtaları tek başlarına taşıyamadıkları için çocuklardan toplamalarını istediler. Bu yumurtalar Kuzey Almanya'yı vuran kasırganın ardından geldi. Çin'den Almanya'ya giden kargo gemisi bu Kinder yumurtalarını taşırken kasırgaya yakalandı ve çantalar kaybolmuştu. Gizemli mavi yaratık. Binlerce küçük yelkenli benzeri mavi jelatimsi yaratık 2019 Nisan ayında San Pedro'da kıyıya vurdu. Bölge sakinlerinin ilgisini çeken bu deniz canlıları rüzgar denizcileri tarafından adlandırıldı. Bu küçük şeyler daha ziyade tuzlu okyanus suyunda yaşayan küçük bitki benzeri canlılar olarak hidroid kolonileridir. Balıkçılara göre bu minik türlerin bulunması denizin sağlıklı bir ekosisteme sahip olduğunu gösteriyor. Hareketli turşular. Bebek turşusuna benzeyen bu binlerce yarı saydam deniz canlısı Oregon sahiline vurdu. Bunlar biyolüminesan jelatimsi hayvanlar. Her bir turşu ayrı ayrı organizmalardan oluşan bir kolonidir ve bu organizmalara pirozom adı verilir. Genellikle pirozomlar sahillerde bu şekilde nadiren görülürler. Bu nedenle kıyılara vuran çok sayıda pirozom deniz biyologlarını şok ediyor. Okyanuslar çok sayıda tuhaf görünümlü ama şaşırtıcı şeyi bünyesinde barındırır. Sahilde buz tsunamisi. Sanki olağan tsunami yeterince kötü değilmiş gibi Ocak 2021'de Eri Gölü kıyısında bir bölge sakini tarafından çekilen video su dalgalarının karaya buz getirdiğini gösteriyor. Kuvvetli rüzgarların etkisiyle sahil her geçen dalganın yeni bir buz yığını bırakmasıyla devasa buz blokları tarafından istila edilmeye başlandı. Sanki doğa devasa blokları civardaki sakinlerin üzerine fırlatıyormuş gibi. Bu fotoğraf Avustralya'nın Bondi sahilinde çekildi ve yüzlerce tuhaf dokunacı olan devasa bir yaratık Avustralya sahilinde belirdi. Bu tuhaf yaratık ve tehlikeli madde giysileri içindeki adamlar sahildekilerin dikkatini çekti. Yaratık doğrudan cehennemin deliklerinden gelen dev bir ahtapota benziyor. Ama endişelenmeyin, kıyamet henüz başlamadı. Yani güvendesiniz. Cehennemden gelen bu ahtapot gerçek değil. Netflix dizisi Stranger Things'in son sezonu tanıtımı için oraya yerleştirildi. Dost canlısı dev vatoz. Vatozlar çok oyunbaz olabiliyor. 2017'de İspanya'da Gibi plajda çekilen klipte bir yerli balıkları beslerken yüzeye çıkan dev bir vatoz görülüyor. Şaşırtıcı bir şekilde bu dev vatoz o kadar dost canlısıydı ki sadece onu beslemesine izin vermekle kalmadı, hatta birçok kez sırtında evcil hayvan bile besledi. Kuyruğunda yırtıcılara karşı kullandıkları hançer bezleri kocaman bir iğne olmasına rağmen bu vatoz oldukça dost canlısı görünüyor. Boğulan bir köpek kurtarıldı. Köpeklerin insanların en yakın dostu olduğunu biliyoruz ve sahipleri için her şeyi yapabileceklerini de. 2017 yılında Amsterdam'da çekilen görüntüler oyun oynarken iskeleden suya düşen bir köpeğin sonrasında yaşadıklarını gösteriyor. Çoğu hayvan doğuştan yetenekli yüzücüler olsa da en iyi yüzücüleri bile alt edebilecek güçlü akıntılara ve soğuk suya karşı savunmasızdırlar. Köpeğin en yakın arkadaşı olan kadın zavallı köpeğin imdadına yetişiyor ve onu kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Bir başka yardımsever de yardım etmek için suya giriyor. Maddeler arasında en beğendiğinizi veyahut da sizin bildiğiniz böyle garip bir olay varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer içeriklerden haberdar olmak içinse abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.